Artı TV'den tekrar merhabalar sevgili izleyiciler. Gün başlıyorum. İkinci saatiyle karşınızdayız. Bugün konuğumuz Emel Seçen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın. Evet, Emel Seçen bir sürü kitapla geldi. Bazıları kendisinin, bazıları konuşacağımız kitaplar Atatürk'le ilgili. Gazetelerimiz de var, daha kalanlar var ama onlara da yetişeceğiz. Ama önce konuğumuzla devam edelim. Bize biraz bir şiir, bir roman izleyicilerimize kendinizden söz eder misiniz? Emel Seçen kimdir, neler yapıyor? Tabii öncelikle ben beni davet ettiğiniz için, haftaya böyle başladığım için teşekkür ediyorum. Mavi Pazartesi'lerim ben. Edip Cansever'in Mavi Bende Huyudur der ya, mavi ile. Özgür olsun, güzel olsun düşünceler. Emel Seçen kim? Sıradan bir insanın aslında bir şeyler yapmaya çalışıyor, yazmaya çalışıyor. İstanbul'da doğdu, büyüdü. İçerisindeki edebiyat coşkusunu her ne kadar okulda böyle bir derecelerle falan giderek yol alsa da, ama hep biliyorsunuz aydınlanamamış ülkelerin sıkıntısı böyle baltalanarak gidiyor bazı şeyler. Kolay kolay erişemiyorsunuz. Belki de o da bizi kırbaçlıyor mu? Yani bizi motive eden bir şey belki de. Böyle bir serüven de geç kalınmış bir kitaptı. O 40 yaşım armağan şiir olarak çıktı. Edebiyatı seven, müziği seven, sanatla dolu dolu geçirmeyi seven insanım. O fotoğrafı babam çekmiş, rahmet olsun. Ben böyleyim yazmış arkasına. Onun için o kapakta kullandım 40 yaşım armağan diye. İçinde şiirler var. Ben onu çok dolu dolu şiir olarak nitelendiremiyorum. Daha doğrusu bir kallavi şiir, ömrüm vefa ederse, kallavi böyle bir şey, dolu dolu. Tamam budur dediğim noktada bitireceğim. O ilk şiir kitabı da babam için çıkarttım gecikmeli olarak. İkincisinde de, ikisi de zaten annemle babamadır ithafen. İkincisi de sosyalleşme adı altında, sanal dünyada gerçek dostluğu, insanlığı, sevgiyi arayan bir hikayeyi anlatmaya çalıştım. Meşkinar'da. Yazıyorum, çiziyorum. Onu gösterelim. Evet, Meşkinar. Meşkinar diye nedir diye soracak olursak. Diyeceğim, soracağım. Peki, siz sorun, ben girmeyeyim oraya. Evet, ne demektir? Evet, meşk, muhabbet, sohbet, tatlı, güzellik anlamında. Narı da biraz önce de ifade ettiğim gibi o nar, o bereket, bütünlük. Hani kapıyı da kırıyoruz ya, işte adetlerimiz Türklüğü, kimisi öyle var diyor, yok diyor, işte söylenceler, ama onların bir tane aldığınızda ceviz gibi, hani içerisinde açıyorsunuz, ne olduğunu bilmiyorsunuz ama narı açtığınızda o güzelliği, kırmızılığı, canlılığı, içindeki tane tane kaç bin tane var. Her biri bizim birimiz gibi. Yani dünyadayız, hiçiz aslında, toplu iğne başından daha küçüğüz, zerreyiz ama çok büyük bir şey olduğumuzu zannederek dünyada insan, ben hep şey diyorum, insansılar ve insanlar, yaşam zaten o süreçte geçiyor, insan kalabilmek üzerine geçiyor. Dolayısıyla İstanbul'da doğmuş büyümüş, annesi babası İstanbul'da doğmuş büyümüş bir birey olarak İstanbul'da var olmaya çalışıyorum. Halihazırda Cumhuriyet'te kültür sanatta yazıyorum, sinema eleştirmenliği. Yapıyorum. Yoksa şey mi? Sinema, film periyoduna göre mi? Sinema periyodu olarak geçiyor. Onun dışında da kültür haberleriniz var. Ne büyük şans ki sizin daha önce konuk ettiğiniz bizim Beyoğlu'nun sinemacistik sinemasının, ki emek sinemasının FİTAŞ'ın emekçisidir. Ali Koçoğlu Bey, makinist, 60 yıllık. Onunla da söyleşilerimiz oldu ama ben gene bir Beyoğlu'nu gezdim, tur attım. Evet. Salgın döneminde burada de. Burada da kocaman bir haber var burada. Evet, evet. Bugün çıkmış. Evet. Siz... Onu da gösterelim şimdi izleyicilerimize. Burada ne olacak bizim sinemalar? Hani ne olacak bu ülkenin hali falan diyorduk ya, şimdi oradan şeye geldik. Gayet güzel bir haber var. İstiklal Caddesi'nde kalan sinemaları yazdı Emel Seçen diyor. Şeyde bu kadar. Evet, bayağı büyük bir haber bu. İsterseniz biraz da haberden ben başlayayım. Siz devam edin. 1913 yılında Fransa'nın Strasbourg kentinde ve Türkler için sanat noktası niteliğinde olan Odize bile kapandı. Üstelik Türkiye'nin 8. Başbakanı Şemsettin Günaltay'ın torunu Faruk Günaltay tarafından işletiliyordu diyorsunuz. Ve sonra haber devam ediyor.
Kaç sinema kaldı İstiklal Caddesi'nde? Ah, ne kadar acı değil mi? Yani şu anda hali hazırda Demirören grubunun içerisinde yer alan sinema var. Aktif gibi gözüken. Ama esas aktif olan, yani çalışmıyor, izleyici de yok. Sina Majestik, yani bizim Ali Bey'i konuk ettiğiniz makinistimizin. Evet. Şahin Dilbaz, Dilbaz ailesi. Onlar üç kuşak sinemacılar. Hem şöyle söyleyelim, aslında hiç bilmeyenler açısından. Yanar filmler, işte o eski taşımalı sinemacılıktan. Şu anda bir bellekle, flaş bellekle sinema yapmaya çalışıyoruz. Sinema salonları kapandı. Daha çok AVM'ler içerisinde, işte adını veremeyeceğimiz işte büyük AVM'ler içerisinde yer alan sinema salonları tercih edilir oldu lüks olarak. Ama bizim büyüdüğümüz yer sinemalar, sinema salonları. Emeğe gitmemiş birisi var mıdır acaba şu anda sorduğumuzda? Siz de keza öylesinizdir. Evet. Ben şimdi mesela haftanın 5 günü buradayım, İstiklal Caddesi'ndeyim. İstiklal Caddesi'ne uğramadan geçmem Ali Beylere, yani Şahin Beylere. Bir gün bir içeri girdim, elektrikler kesildi ve çok önemli bir film vardı. Elektrikler kesildi o anda. Allah'tan jeneratörler vardı, devreye girdi. Topu topu 3-5 seyirciye zor buluyor zaten içerisi. Jeneratör de olmasa evet, kayıp olacak. Ne yapıyor bu insanlar ayakta kalmak için? Biliyorsunuz Sinepop emeğin sokağına girdiğiniz zaman eski hafızaları biraz flash bellek geri alırsak Sinepop sineması vardı. Bowling salonu oldu, bilardo salonu oldu ki ayakta kalabilsin diye. Şahin Bey de ne yapsın? Alternatif. Bir de Bab kafeterya var. Evet, evet. Yani alternatif olsun diye şey yapıyor. Kafeye hizmet veriyor. Çok özür dilerim. Fal bakıyor. Yani hani orada insanlar hani cezbetsin, dikkat çeksin diye. Sanat bu mudur? Şimdi diyorum ki ben de o zaman Fransa'da bir de kapandı. Hatta Hülya Koçit'in gözlerinin logosu vardır o sinema salonunda. Yani Türklerin sanat uğrak yeriydi orası. Ama bizim yerimiz neresi? Ben her zaman geldiğimde Yeşilçam'a, Ayhan Işık Sokağı'ndan içeri girdiğinizde, devam ettiğinizde o Yeşilçam Kafe'ye geliyorum. Yeşilçam Kafe'nin içerisinde orada kimsenin bilmediği de o gösterdim, geldim buraya çekim yaptım. Cüneyt Arkın'la Fatma Girik'in resmi vardır yan yana. Şimdi Cüneyt Arkın dedi ya, bekle beni Fato, geliyorum dedi. O fotoğrafta da orada. Oraya gittiğinizde film şeridi gibi kafenin altında çayınızı içebilirsiniz. Şöyle ki sinemacistiğin özelliği yok yok orada. Türkücü, sanatçı, sinemacı, yönetmen, herkes, bugün hala hazırda olan yönetmenler ki yeri geliyor. Oraya da geleceğim, aldığınız kitabı tesadüf. Ayhan Işık Sokağı'nın içerisindeki sinemalar bitti. Çok acı bir şey ve çok özlüyorum ben. Orada büyüdüm. Emekle büyüdüm. Emek sinemasıyla. Sinepop, Fitaş. Azalıyoruz. Atlas sineması revize edildi, yenilendi. Fakat bazı Kültür ve Spor Bakanlığı'nın bazı açılış filmleri için aktif. Ve şu anda da tatilde salonlar. Beyoğlu sineması, işte her gün bizim rutin filmli gösterimlerimiz oluyor. Basın ön gösterimleri. Cuma günleri oluyordu. Pazartesiye çektiler. Her pazartesi buraya geliyoruz Beyoğlu sinemasına. Şu anda kapalı. Bunu yaşadılar şimdi. Beyoğlu sineması... Fitaş? Fitaş da kapalı tatilde göya. Hmm. Sonra ne olacak akıbeti belli değil ama Beyoğlu sineması salgın döneminde çok eski makinistidir Mehmet Navroz Bey. İşten ayrılmak zorunda kaldı. Yani çıkaramıyorlar da, git de diyemiyorlar. Onlar da bir açmazın içerisindeler. Keza aynısını Ali Beyler yaşadı orada. Çok zor bir süreç ve onlar hala şu şartlarda sinemacistik diyor ki ya gelin. Biz pazartesi, perşembe indirimli gün yapıyoruz. Hatta fırındaki ekmek gibi askıda film var. Yani üniversite öğrencileri gelebilsin diye. Bilet bunu alınıyor, bırakıyor. Tabii, tabii. Yani şeyde mesela AVM'lerde bunu, AVM sineması içerisinde bunu bulamazsınız. Halkın içerisinde bunu bulabilirsiniz. Dolayısıyla herkesin uğrak yeri. Bir çay isteniz, siz bile gelseniz orada bir renk katıyorsunuz, bir hareketlilik oluyor. Bergen filmi oldu, bunlar kurtuldular birazcık. Hani hareket geldi. Öyle bir şey oldu ki, hani hatırlarsınız Issız Adam filmi vardı bir ara böyle. Hı hı. Burada çok eskiler hatırlayabilir. Çağınırman. Evet. Ayla Dikmen'i bilmeyenler bile o Issız Adam filmiyle o şarkıyı öğrendiler ki Kara Kedi vardı, bilirsiniz. Hı hı. Kara Kedi kapandı, kimse bilmiyor orada ne olduğunu. Sinemacistik sineması bir... Kara Kedi Hasan. Evet. Plakçı. Ya. Hasan Pulur... Hem sinema hem müzik için ondan görüş alırdı. Özellikle albümler çıktığında Kara Kedi Hasan derse ki, yani bir haftada bu çok iş yaptı, yapacak, bunun arkası gelecek, o 100.000'i geçerdi. Tabii, kesinlikle. Ve sinema maziştik de şöyle bir şey yaptı. Kolon koydular dışarıya.
Bu arada şunu belirtelim. Şahin Bey'in büyük oğlu Amerika'da sinema eğitimi almış bir insan. Küçük oğlu tiyatrocu. Ailece sanatçılar, üç kuşak sinemacı. Dışarıya kolonları koydular, Bergen'in canlı müziğini verdiler. Zannedersiniz ki o hani 80'lerin atmosferini ve 3 hafta yanılmıyorsam 5 hafta film oynadı. Ama şu anda Elvis bile dahi olsa iş yapmıyor film. Yani orası iş yapmıyor. Mehmet. Şuradan. Evet, Ayhan Işık'a da tabii. Ayhan Işık sokağa girerken oradan devam edeceğim. Sinemadır. Bizi hayatta sizi ne tutuyor bilmiyorum. Hani kültürdür, sanattır. Benim için müziktir. Sanat hepsi içine giriyor, kapsıyor ama sinemada başka yeri var. Sinema düşkünü bir bey. Önünüzde duran kitabın eşi yazdı. İşte o da evet. Mustafa Kemal ve Corin Lütfü. Evet. Bu çok önemli bir kitap. Neden oraya girdim? İşte Ayhan Işık Sokağı'ndan girdiğiniz zaman biraz ilerlediğinizde sinemacılar iyi bilirler, fotoğraf sanatçıları. İfsak binası var. Evet. Hemen Melekler Kahvesi'nin üstündedir. İfsak binasının en üst katında Doktor Tuncay Özver'in, İstanbul beyefendisi, yaşar. Diş hekimidir kendisi. Halihazırda bir tedavi için Almanya'da bulunuyor. Selam olsun burada bizi izleyenler, tüm dostları ve Tuncay Bey'e. Tuncay Bey'in eşi tarafından yazıldı bu kitap. Yenilenmiş versiyonudur bu elinizde getirdiğim. Melda Hanım, Atatürk'ün askeriyede Ömer Lütfü arkadaşının eşi oluyor. Kurtuluş Savaşı'nda kaybettikten sonra yakın dostluğu Madame Curie'nin, Yılmaz Özdil'in de anılarında, kitaplarında bahsettiği önemli bir şahsiyettir tarihi de. Neden bunu getirdim size? Şu anda bulunduğumuz yerin, İstiklal Caddesi'nin, bu keşmekeş, hani sinema salonları kapanıyor, hepsi bir bütün aslında konuştuklarımız. Atatürk burada Harbiye'de okurken dahi, hani cebinde harçlığı yok, parası yok, buraya geliyor. Ama burada bakıyor işte kumaş yok, hiçbir şey yok ama ecnebi diyor yani bu. Biz diyoruz ya yerli malı, yurdun malı, bunu herkes kullanmalı. Niye hep bunlarla büyüdük? Bize zorla dayatmadılar bunu. Biz Atatürk'ü görüp de sevmedik. Ama sevdik. Bir insanı sevmek başka bir şey yani. Evet. Güzelliğiyle, insanlığıyla, bütünlüğüyle, ortaya koyduğuyla sevebiliyorsunuz. Dolayısıyla Harbiye'den baktığımızda, askeriyeden bu tarafa doğru geldiğimizde Atatürk için burası kültür sanat yeri. Şimdi siz burada program yapıyorsunuz. Hemen hemen her gün gelip geçiyorsunuz. Ben de keza. Ne görüyoruz burada? Yürünmüyor, keşmekeş, bağırış çağırış. Böyle bir... Şimdi Atatürk'ün geçtiği sokakların içerisinde barlar var, türkü barlar var. Ben karşı değilim müziğe, tabii ki olacak. Ama sanatı yaşatarak bunu yapmalıyız. Ona layık olmalıyız. Şimdi Doktor Tuncay Özverim de orada müze ev kurdu. Üst katında, İfsak binasının üst katında. Neler var burada? Emanettir, bana veriyor. İşte ben anahtarı bakıyorum, kolluyorum, temizliyoruz, toparlıyoruz. Madame Curie'ne ait eşyalar, hatıralar, Atatürk'ün elinin dokunduğu, yazdığı kitaplar var. Şimdi salgın döneminde ve bazı yasaklar önümüze gelince ben ne yapabilirim dedim kendi kendime. Televizyon programı yapıyordum, yarım kaldı. Kültür sanat programıydı, gündüz kuşağı. O zaman dedim sevmiyorum ama ben dedim YouTube açayım. YouTube'da kendi kendime bir şeylere illa birisi görsün diye değil. Ben kendimi de geliştiriyorum. Çünkü hani insanız, öğrenmek mecburiyetindeyiz evrilebilmek için. Böyle bir şeyler başladım. Tuncay Bey'i de işte sohbetlerimiz başladı. İstanbul beyefendisi, annesi öğretmen, ilk Konya Öğretmen Okulu'ndan mezun. Annesinin sınıf arkadaşı Safiye'yle. O kadar yani. Tabii altını açtıkça beraber fotoğrafları var. Sohbete doyulmuyor. Böyle anlatıyor. Güzellik. Sonra bir yönetmen, selam olsun Ufuk Karakaş Bey, benim YouTube'dan izleyince Doktor Tuncay Bey'in anılarından, işte Atatürk'ün mektupları, Emel Hanım dedi size ulaştım. Ben dedi Atatürk'ün Sofya'daki ateşe olduğu zamanların, işte 1913'lere ait bir belgesel film çekiyorum. Bulgaristan'la birlikte ortak yapım olarak. Görüşmek istiyorum böyle. Ve biz gittik. Tuncay Bey de orada mektubunu paylaştı. Oraya katkı oldu. Selam olsun. Ve şimdi biz ilerleyen zamanlarda eğer hani süreç el verirse Tuncay Bey ve Ufuk Bey'le Madame Curie'ni anlatacağız. İstiklal Caddesi'ndeki, çünkü sokakları biliyor. Atatürk'ün nerede geçtiğini. Nerede. Şimdi Corin Hanım'ı şöyle söyleyelim. Kitabın arkasında hemen Atatürk'ün bir sözü var. O orta bölümde, kitabın arka kısmının orta bölümünde. Oraya okuyabilirsiniz. Corin memleketin en zeki kadınlarından biridir. Kendisinden ve ailesinden ben çok ilham aldım. Diyor. Bir de beni unutmayın diye yazmış. Ha? Evet. Çok bu da yakın. Kapakta beni unutmayınız Corin. Hatta bu harpte ölsem bile.
çok yakın dostu. Fransızca'yı geliştirmesinde katkısı var. Corinne Hanım'ın özelliği dediği gibi burada kültür programları yapıyor. Yani haftanın, yani ne bileyim ben, perşembe günleri sanat, piyano çalıyor. Sohbet ediyorlar ve Atatürk hayran kalıyor böyle bir şeylere ve asri kadın, medeni kadın, görmek istediği kadın profilini de burada biçimliyor aslında baktığımızda. Dolayısıyla İstiklal Caddesi'nin de böyle bir önemi var. Yani şimdi İstiklal Caddesi'ne gidiyorsunuz, Macaristan'ın ünlü piyanisti, virtüözü Franz Liszt'in burada yaşadığını görüyorsunuz. Evi var, sokağı var yani burada. Evet. Bangır bangır burada geçmemek lazım diye düşünüyorum. İstiklal Caddesi'nde bir saygı duruşunda bulunmak lazım diye düşünüyorum. İyi yapıyorsunuz. Ama işte dünyanın hali, çeşitli şehirleri, büyük metropolleri dönemsel olarak etkiliyor. Şu anda da çok fazla Orta Doğulu turist var, Afrikalı da var. Aslında renkleniyor. İstanbul'da eskiden de böyleymiş zaten. Eskiden de batıdan geliyorlarmış değil mi? Mesela İtalya'dan kalkıp buraya geliyorlar. Hayatını İstanbul'da idame ettirmek için geliyorlar. İtalyan kökenli zaten Madame Corinne. Evet. Ama işte o, işte şu önemli. Siz mesela yaptığınız kültür programı gibi. Kültür önemli, nitelik önemli. Tabii ki hepimiz bu dünyanın vatandaşıyız, insanıyız ama kattığımız, ortaya koyduğumuz da onu yücelten, değerlendiren bir şey. Evet. O anlamda yani, yoksa insanlarla bir sıkıntımız yok. Tabii ki hepimiz bu dünyayı paylaşıyoruz. Bunun dışında ayrıca insanlar derken Yarbay Ali Tatar davasında abisi onun anısına bir kitap çıkarmıştı. Öykü kitabı. Seçki yaptılar. Hı hı. Herkes bir şey yazdı işte. Adalet yazdı, şeyi yazdı. Yıllar önce vefat ettiği zaman, rahmet olsun. Orada da ben mültecileri yazmıştım. O da benim kitabımda Kırmızı Kedi'den çıkmıştır o da. Hı. Öyle de bir öykü de var içerisinde. Bir öyküm daha var bekleyen yolda. Artık ne zaman kağıt ucuzlar, yayın evleri fırsat verirse olacak. Evet. Şimdi siz de dün konuşurken andığımız değerli sanatçımız ya, İlhan İrem var. Burada da sizin yazınızı gösterirken arkada, evet, İlhan İrem var. Bir İlhan İrem vardı, ne oldu diyor. Yiğit Güralp yazmış. Yaratıcı, yapımcı, yazar diyor. Evet. Sevgisiyle ışık oluyor. İlhan İrem, siz de herhalde izleyicilerin, dinleyicilerindendiniz değil mi? Dün de cenazesindeymişsiniz onun. Evet, onu uğurladık cuma günü. Uğurladık derken... Cumartesi hani, mi, cuma mı? Cumartesi galiba. Cumartesiydi galiba. O kadar yoğun yaşıyoruz ki her şeyi. Tabii çok canımız acıdı. Yani benim enteresan olan iki gün önce hissetmiş olmam. Kendi kendime dedim, size de telefonda söyledim hatta, hani o acıyı bazı birliktelikler fiziken görüşmeseniz de, biraz önce dedim ya, biz Atatürk'ü görmedik, tanımadık ama hani eserleri var, biliyoruz, anlatılanlar var. Bir bağ var aramızda. İlhan İrem'de de öyle. İlhan İrem'de de hani konserlerine gittik, şarkılarını dinledik, eserleridir, odur budur ama İlhan İrem'i dedim ki vefat etmeden önce son kez hastanede göreyim dedim. İki gün önce. Biliyor muydunuz hastanede olduğunu? Tabii hastanede. Nereden biliyordunuz? Yattığını biliyorum, haberim var, takip ediyorum zaten ne olduğunu. Ve son gideyim de bir tekrar bir göreyim diye düşündüm. Fırsat olmadı, işim vardı, bir konserdeydim. Ve bir İstiklal'de bir arkadaşlarımızla 3-4 kişi otururken akşamleyin, çocukluk arkadaşı aynen böyle karşımda otururken sizinle telefon dedi. Emel dedi, İlhan vefat etmiş. O anda abi, iki gün sonra, yani benim hissimden iki gün sonra. Dolayısıyla bağ var aramızda. Herkesin birbiriyle bir bağı var. Bu dünyada hiçbirimiz tek başımıza yaşamıyoruz. İlhan İrem sevgi insanıydı. Hatta anma programında cenazeye de gittim ben, anmaya da, aşiyana da. Anma programında sordular işte, şarkılara eşlik ediyorsunuz. Bu şarkılarla büyüdük biz zaten. Bakın diyor ki, sazlıklardan havalanan. Sazlık ne demek? Sazlıklardan havalanan, yani o onun bir derviş erbabı kimliği. Aslında sevgide, o Mevlana'nın o sevgisinde bütünleşiyor genel olarak baktığımızda. Sazlıklarda bilirsiniz ney? Neyi üflemek zordur. Evet. Sazlıklardan, kamışlardan alıyorsunuz neyi? Çok önemli bir şey. Mesela bugün gelirken sabah açıyorsunuz, Bismillah havalilere bakacaksınız. İşte Cemevi saldırıya uğradı.
Evet. Bu adamcağız ne dedi İlhan İrem? Ali Veli Maria, yalanı dolanıyla bu dünya bizim dedi. Birlik beraberlikten bahsetti. Yani ötekileştirdikçe ötekileştiriyoruz, ayrışıyoruz, bölünüyoruz, parçalanıyoruz ama hep şunu söyledi İlhan İrem, biriz bütünüz. Ve inanır mısınız Fatma Girik cenazesinde vardım anmasında. O da ayrı bir konu. Mesela protokollere yer verip halka yer vermemek, orada katılamamak. Yani mesela Nursürer kadın ayakta kaldı, kaldırıldılar. Keza Cüneyt Arkın'da başka bir şey oldu. Ve İlhan İrem'de o kadar güzel bir şey vardı ki, istisnasız ben çektim, benim YouTube kanalımda da var. 10 dakikaya yakın süre naaşı getirildikten sonra ayakta alkışlandı. Ve oraya getirilmeden önce biz şarkılarını söylüyorduk. Bir cenaze töreni, bir uğurlama töreni değil, bir konser ortamı vardı. Kaç kişiye bunu sorgulamak lazım? Bu kaç kişiye nasip olabilir? Ve İlhan İrem biliyorsunuz ki yıldığı için şöyle düşünmüştü. Hatırlayamayanlar için şöyle söyleyelim o zaman. 3 kere revizyon yarışmasına katıldı. Birisinde askerdeydi, giremedi. İzin aldı, olmadı falandı filandı. Üçüncüsünde ise sözlerini yazdı. Halley'dir 1986 yılında. Hey Halley. Clips ve Onlar grubunun. Halley yıldızdı. Tabii burada gökyüzünden bahsedersek, ötekilere gidersek, dünya yıldızlara. Çok şey anlatmak istedi. Oraya gittiğimizde İlhan İrem'in cenaze töreninde, uğurlamasında ya da beden değiştirilmesinde diyelim. 10 dakikaya yakın ayakta alkışlandık ve slide gösterisine girmek zorunda kaldılar. Ve halk devam ediyordu yani o tepkiydi. Çünkü İlhan İrem uzak gibi görünse de işte milanyuma girdik dedik. İşte bir yerlere gittiler ya insanlar. Buraya inecek dedi, Şirince'ye şöyle olacak falan dediler. Açtık dedi. Halbuki İlhan İrem dedi ki sanal bir dünyaya giriyoruz. Biz 80 darbesinden beri evriliyoruz, devriliyoruz, çevriliyoruz. Ötekileştiriliyoruz, değerlerimizi kaybediyoruz. Ben bu dünyanın içerisinde olmayacağım dedi bedenen. Evet. Ama üretime devam etti. Dolayısıyla sevgisini koydu ve sevgi anlatmaya çalıştı. Senede de bir kere konser veriyordu galiba, değil mi? Son zamanlarda. Büyük bir konser veriyordu. Evet. Muhteşemdi. Yani o anı, keşke aşığı yanındaki o güzelliği, o ışığı, bütünlüğü herkes görebilse. Ben bazı yerleri kaydettim. İlhan İrem boyut değiştirdi. İlhan İrem devam ediyor. Çünkü nedir biliyor musunuz aslında? İnsanlar hatırlanmadığı zaman ölürler. Doğru, çok güzel anlattınız. İlhan İrem ölmedi ki. Yani boyut değiştirdi. Fakat şunu söylemeye çalıştı. İşte biraz önce söylediğim Ali Veli Maria. Yalanı dolanıyla. Yani hepimiz günahkarız. Bir beden almışız, gidiyoruz. Yani düşünün, binalar inşa ediyoruz. O binaların altında karınca toprak var. Esas sahipleri var. Doğa söylüyor. İlhan İrem de doğayla bütün olmuş bir insan. Siz zaten hani dediniz ya, nereden hissettiniz? Siz yani ben şahsen doğayı koklamayı, doğadan feyz almayı, doğanın bana bir şeyler söylediğine inanan bir insanım. Doğaya zarar verdiğiniz zaman doğa da size tepkisini veriyor. İlhan İrem de sevgi dolu bir insandı, muhteşem bir insandı. Ben aynı törenin, bu kadar değildi ama, Timur Selçuk'ta da hissettim. Bunda da böyle olmuştu. Bakın şöyle söyleyeyim, enerji boyutu diyelim. Bir insan bir yere girdiği zaman hani kimisi gelir, hani nebeden... İyi enerjisiyle gelir. Nebedenler gördüm, kıyafeti yoktu. Hani çok önemli sözlerimiz var gibi gibi gidersek. İlhan İrem çok özel bir insandı, güzel bir insandı. Ağlattı bizi AKM'de. Arzu ettiği gibi oldu, AKM'de oldu. Aşiyana gitti, Türk bayrağına sarıldı. Eşi Hansu Hanım o bayrağı aldı sonra Aşiyan'da, istedi onu, katladılar, verdiler. Ve biz yıllar sonra, ne kadar acı ki yaşarken kimse arayıp da ya İlhan abi, İlhan İrem nasılsın? Kimse sormuyor. Ve ben AKM'deki töreninde gördüm yıllar sonra Coşkun Demir mesela, çok önemli müzisyenlerdir. Neden biz Salim Dündar'ı, Coşkun Demir'i, bunları göremiyoruz? Ali Rıza Binbuğa vardı. Konuşmadılar orada ama orada oturuyorlardı. Hani evet. Söyledi ya, yarınlarda, yarınlarda. Biliyorum canım. Bizim de konuk olmuştu. Evet. Hani siz hatırlıyorsunuz. ama hatırlatıyorsunuz daha doğrusu. Ne kadar güzel.
sevgi enerjisinin ölmediğini düşünüyorum. Ben de sevgiye inanan bir insanım. Hayattaki en büyük gücün hani maneviyat boyutu ama sevgi çok önemli. Evet, biz devam edeceğiz sizinle programı. Şimdi sevgili izleyiciler, son 24 saatte Türkiye'de neler oldu ona bir bakalım haber turumuza. Sonra bizim de sizle izleteceğimiz, üzerine yorumlayacağımız konular olacak. Ve Emel Şeşen de bizimle birlikte, onunla bitireceğiz. Emel Seçen de. Olsun, karıştırıyorlar. Onlar da müzisyen, selam olsun İlhan abilere. Evet, son 24 saatte neler oldu bir bakalım. Ama biz bu şehrin kıymetini bilmedik. Biz bu şehre ihanet ettik. Hala da ihanet ediyoruz. Ben de bundan sorumluyum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AKP döneminde İstanbul neredeyse rant şehri oldu. Atatürk Havalimanı'nın yıkılması, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çılgın proje dediği Kanal İstanbul bunlardan sadece birkaçı. İstanbul bir maceraya sürüklenmesiniz. Bir avuç insana bu şehri emanet etmeyen insanlar bir avuç macera verirse de İstanbul'un geleceğini karar vermeye emanet etmeyecekler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, AKP dönemindeki büyük ölçekli 130 inşaat projesini masaya yatırdı. Ve toplam 1 trilyon 486 milyar 900 milyon 741 bin 243 lira rant yaratıldığı ortaya çıktı. Sözcü gazetesinden Özlem Güvenli'nin haberine göre, imar planlarında kamu kullanımına ayrılan yol, yeşil alan, okul, karakol, ibadet yeri, sağlık tesisi gibi alanların özel imara açılmasıyla üretilen projelerden 890 milyar 743 milyon 178 bin 573 liralık rant elde edildi. İmara açılan orman alanları 28 milyar 951 milyon 485 bin 599 TL'lik ranta neden oldu. İmar mevzuatına aykırı olarak ek inşaat üreten kaçak imalatları bulunan 30 projeyle de birilerinin cebine 48 milyar 200 milyon 72 bin 516 lira girdi. İstanbul kendine hizmet edenleri baş tacı yapmayı bildiği gibi imal ve ihanet edenleri tarihe gömmeyi de çok iyi bilir. Mardin Artuklu Üniversitesi soprano Pervin Çakar'ın konser başvurusunu reddetti. Çakar gerekçenin repertuarında Kürtçe şarkı olması olduğunu belirtti. Aslen Mardin Derik'te olan Çakar kararı sosyal medyadan duyurdu. Mayıs ayında konser vermek için Mardin Artuklu Üniversitesi ile yazıştığını, konser repertuarındaki Kürtçe eserler nedeniyle kendisine konser salonu vermediklerini söyledi. Çakar, memleketinde konser verememenin hüznünü yaşadığını ifade etti. Bir sanatçının repertuarında hangi diller var diye sorgulanmaz. Bu insanlık suçudur diyerek karara tepki gösterdi. Ahmet Spor ve Diyarbakır Spor'un maçlarını yaptığı Diyarbakır Stadyumu'nda reklam alanları, loca ve otopark Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından farklı firmalara kiralandı. Müdürlük ise iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti. İki kulüp ve taraftarları müdürlüğü protesto etmek için yarın saat 18'de Şeyh Sait Meydanı'nda bir araya gelecek. Barikat Taraftar Grubu Başkanı İbrahim Aygurt, baskıların ırkçılık nedeniyle olduğunu vurguladı. Ahmet Spor olarak gittiğimiz bütün deplasmanlarda sürekli ırkçılığa maruz kalıyoruz. Ahmet ismi geçti mi her zaman farklı bir muamele görüyoruz.
stadyum faaliyetlerinin ve kantinin habersizce ihaleye açılmasını eleştirdi. Hiçbir şekilde bize reklam verebilirsiniz, reklam alabilirsiniz bildirimi yapılmadı. Böyle İl Gençlik Spor Müdürlüğü kendi kafasına göre açtığı ihaleyi kendi etrafındakilere vermesi bizim için yani yok hükmündedir. Ahmet Spor'un cezalandırılmak istendiğini söyledi. Buradaki kulüplerin maddi durumları ortadadır. Yıllardan beri Ahmet Spor Kulübümüz hiçbir şekilde yardım almadığı gibi üstüne borç çıkarılmaya çalışıyor. Maçlarda verilen gereksiz cezalardan tutun. İşte elektrik faturalarından, doğalgaz faturalarından bunlar hepsi bizim için bir yükümlülüktür yani. Barikat Taraftar Grubu Başkanı İbrahim Aygurt, taraftarları 1 Ağustos'ta Dağ Kapı'da yapılacak açıklamaya davet etti. Bütün halkımızı oraya davet ediyoruz. Gün birlik olma günüdür. Hep beraber olalım. Orada kentimizin değeri olan kulüplerimize, Ahmet Spor'umuza sahip çıkmamız gerekiyor. Bugün biz buna müsaade edersek yarın farklı bir yaptırımla karşılaşabiliriz. İstemediğimiz bir şeydir. Ahmet Spor bizim için büyük bir değerdir. Asla ve asla hakkını yedirmeyiz. Hakkı neyse hakkına sahip çıkacağız. Evet, Türkiye bilinen halleri devam ediyor. Bir tanesi de Doğu Karadeniz'de yaşandı. Recep Tayyip Erdoğan fındık taban fiyatını açıklarken Fikri Sönmez'in adını andı. Önce onu izleyelim. Sonra bizim de söyleyeceklerimiz var. Fikri Sönmez'in de daha önceden söyledikleri var. Önce Erdoğan'ı dinleyelim. Ah ah, bu ordu terörün ne menem şey olduğunu gayet iyi bilir. Bu ordu Terzi Fikri'yi de iyi bilir. Onların bedelini benim ordum çok ödedi, çok. Ama artık böyle bir şey var mı? Yok. Evet, Fikri Sönmez 1979'da yapılan ara seçimde belediye başkanı oldu ve sadece 8 ay görev yaptı ve askeri operasyonla gözaltına alındı. Öyle bir operasyon ki onu birazdan da göstereceğim size. Ama Erdoğan'ın ölümünden 37, belediye başkanlığından da 42 yıl önce, 5 yıl çünkü cezaevinde kalmıştı ve otopsi yapılmadan da gömüldü. Ağır işkenceler görmüştü. Neden orada olduğunu Fikri Sönmez onlarca yıl önce yaptığı bir fındık mitingindeki konuşmayla cevabını vermişti. Ne soyguncusu, tefecisi hepsini dile getirmişti. Çok eski bir video olduğu için biraz zor dinlenebilirsiniz ama mutlaka dinleyin bunu. Bu sevgin ve semiri düzenin beyleri, ağababaları, faizcileri, kara borsacıları, bizleri yıllar boyu kendilerine kene etmişlerdir. Bugün kulluğumuz para yetmiyorsa, hayat pahalılığı varsa, kara borsa varsa, her gün zor zulüm varsa, bugün gençlerimiz kurşunlanıyor. Halkımızı partilere bölerek, halkımızı eğitim kuzmaktı, bu toplumu amansızca... Evet, ne kadar faizci, rüşvetçi, ağababaları, toprak ağaları hepsini sıradan geçirmişti. Onun etkisi hala da sürüyor demek ki. Fikri Sönmez, ben Fikri Sönmez belgeseli yaptım 2017'de. Her kesimden insanla konuşmuştum. Herkes onu hayırla yad ediyordu hala. Sadece 8 aylık görevi sırasında yaptıklarıyla Fikri Sönmez'in aynı zamanda mecliste çoğunluğu yoktu. Bağımsız girmişti. Meclis çoğunluğu yoktu. Fakat meclisten kararları şöyle çıkartıyordu. Bütün meclis konuşmalarını hoparlörlerle şehre veriyordu. Ve orada konuşulanları bütün şehirde dinliyordu. Ve o temel sorunlarını da çözmüştü. Ve hala onun çözdüğü yerler
gösteriliyor, parmakla gösteriliyor Fatsa'da. Şimdi benim İSTV'deki belgeselimden kısa iki bölüm izleyeceğiz arka arkaya. 1980 yılında yapılan nokta operasyonu öncesinde gazetelerde, televizyonlarda, akademilerde öyle yorumlar, öyle haberler, öyle tespitler yapıldı ki bugün baktığınız zaman gülebilirsiniz ama o gün dramatikti. Bir akademisyenin yazısı da şöyle diyordu. Terzi Fikri ve arkadaşları Fatsa'da farklı bir yapı uyguluyorlar. Bu giderek bağımsız devlete dönüşebilir ve orası Sovyetler Birliği tarafından çıkarma yapılacak en tehlikeli bölge olarak bulunuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri 11 Temmuz nokta operasyonu sırasında tam 3 hücum bot, 1 askeri tabur, 3 jandarma birliği ve polislerle birlikte sahici bir çıkartma harekatı yaptı. Fikri Sönmez 5 Mayıs 1985'te Amasya cezaevinde öldü. Ancak çilesi bitmedi. Cenazesini yıkamak için görevli verilmedi. Genç bir imam kendiliğinden çıktı geldi, hem yıkadı hem de cenaze namazını kıldırdı. Devlet adeta Fikri Sönmez'in öldüğüne inanmıyordu. Fatsa'da güvenlik birimlerinin Terzi Fikri fobisi yıllarca bitmedi. Ayrıca anmalarına da izin vermediler. Uzun yıllar oralara tomalar, o zamanki panzerler vardı, mezarlığın yolunu kestiler. Ve bu düşmanlık bitmedi. Hala da Erdoğan'la sürüyor. Peki Erdoğan nerede? Erdoğan hala eski yıllarda sadece Fikri Sönmez'de kalmadı. Tek parti dönemine de gitti. Karneyle ekmekleri anlattı. Ki anlattığı yer 2. Dünya Savaşı yılları. Bakın ne söyledi. Ah ah. Aramızda benim yaşça benden daha büyük olan ablalarım var. Abilerimiz var. O CHP'nin hani o karneyle benzin dağıtılan, karneyle ekmek dağıtılan dönemleri vardı ya. Elhamdülillah bizim iktidarımızda böyle bir şey var mı? Evet. Bu nutuklar kategorize edilerek hani bir yere konacaksa, bu da hani ipe sapa gelmez Kenan Evren için söylenen şeyler vardı. Bunlar da aynı kategoriye girecek şeyler. Karneyle benzin falan dağıtıldığı hiç olmadı Türkiye'de. Karneyle ekmek dağıtıldığı oldu ama 2. Dünya Savaşı vardı. Ve bu da uzun 6 yıl sürdü. Bu dönemde işte 33 kura askerlik bir ordu vardı. Onu beslemek zorundaydı Türkiye. Recep Tayyip Erdoğan da o savaşta girmeyerek babasız kalmayan çocuklardan biridir. İşte İnönü'ye bir gün soruyorlar, bizi diyor aç bıraktın diye çocuğa söyletiyorlar. Diyor ki aç bıraktım ama diyor babasız bırakmadım seni diyor. Evet sevgili izleyiciler, Türkiye'nin yakın tarihi birçok acılarla dolu. Onlardan en çok da sıkça andığımız her Mayıs'ta deniz gezmişlerin idamları gelir. Ve bir aile daha vardır, Çelenk ailesi. Halit Çelenk, Şekipe Çelenk ve kızları Serpil Çelenk. Serpil Çelenk bugün 74 yaşında. Onun doğum gününü de kutluyoruz, anıyoruz. Onunla ilgili olarak da bir videomuz var. Ankara Kapalı Cezaevi, Ulucanlar, Türkiye'nin resmi cehennemi. Orada deniz gezmiş ve Yusuf Aslan, Hüseyin İnan orada idam edilmişlerdi. O belgeselde de o gece yaşananları Serpil Çelenk anlatmıştı bize. Şimdi siz bu cezaeviyle direkt bir ilişkiniz yok ama dolaylı olarak bir yanınız hep buradaydı. Halit Çelenk sizin babanızdı, hem arkadaşınız, yoldaşınızdı, hem de evet. Deniz Yusuf Hüseyin'in avukatıydı. Benim de avukatımdı. Siz o gece evde neler yaşadığınız 6 Mayıs 1972 gününü anlatır mısınız? Şimdi şöyle söyleyeyim tabii, yani bir mahkeme ki mahkeme değil. Bir kurul aslında.
o kararı vermek üzere emir almış, bağımsızlığı olmayan, doğal hakimlerden oluşmayan, atanmış askerlerden oluşan bir kurul. Bu kurulun önünde denizleri yargılamaya kalktılar. Anayasayı savunan bir gençliğin 3 temsilcisini anayasayı ortadan kaldırmaktan, işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaktan, ki hiç öyle bir şey yoktu ortada, bundan yargıladılar, sözde yargıladılar ve idam ettiler denizleri. Mahkememiz Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın tamamını, bir kısmını tadil, tebdil veya ilgaya cebren teşebbüs suçunu işlediğinizi sabit gördü. Türk Ceza Kanunu 146. maddesi taksim 146 taksim 1 maddesi uyarınca ölüm cezasına tezyiğinize karar verdi. Mayıs gecesi kapı çalındı. Gece saat 12 gibiydi zannedersem. Yani bir anlamda babam hem hazırlıklıydı hem de her zaman olduğu gibi imser ve umutluydu ama kapıyı açtık. Gelmişlerdi. Babamı almak için gelmişlerdi. İnfaz için. Evet, infaz için gelmişlerdi. Çıktılar ve gittiler. Yani sabah ortalık aydınlanıncaya kadar bekledik. Oturduk bekledik. Annem, ben, kardeşim. Tahmin edilir miydi neler oldu? Yani denizleri asacaklardı. Evet, Serpil Çelenk o günlerin birinci tanığı. Kendisi 1 Ağustos 48 yılında İstanbul'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünden 72 yılında Kimya Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. 71 yılında mezun olması gerekiyordu fakat Vahap Erdoğdu ve arkadaşları davasında o zamanlar nişanlısı olan Kaya Güvenç ile birlikte tutuklandığı için sınavlara alınmadı. Ve 72 yılında Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu'nda Sevgi Soysal ve Güler Öztürk ile birlikte 3 ay hapis yatmıştı. Yani mücadeleler ve acılarla geçen bir 74 yıl var Serpil Güvenç'in hayatında. Serpil Çelenk Güvenç'in hayatında. Onun 74. doğum günü buradan kutluyoruz ve stüdyomuza dönüyoruz. Çok evet. Az da süremiz kaldı. Bugün konuğumuz Emel Seçen'le bitirelim. Siz de bunları biliyorsunuz herhalde değil mi? Tabii bilmez miyim? Yani ben affedersiniz yani denizler benim için bambaşka bir şey. Yani zaten anması yıl dönümünde de 50. yılda da açılışta da bulundum. Ben Kadıköy'e gittim, Ulucanlar'a gittim. Ben aynı zamanda Çağdaş Yaşam Eğitim Birimi sorumlusuyum bir şubenizin. Öğrencilerimizle gittik hatta orada gördüler. Dediğiniz gibi o acının müzesi nasıl olabilir bilemiyorum. Yani biz acılarla yoruluyoruz ama ben sindirilmiş sıkışmış bir kuşağın çocuğu olarak evet karnı yoktu. Kuyruklar vardı. Şeker kuyruğuna girdim, çay kuyruğuna girdim ama kimseye boyun eğmedik. Ecevit mavisi vardı. O zamanlar diye söyleyelim. Evet. Evet, ve acılarla yoruluyoruz. Bunları yaşıyoruz. Tabii denizlere selam olsun. Onları yaşadık, gördük ve en sonda bir anmamız vardı. Bora abi bize simit ısmarladı. Hiç onu unutmayacağım. Bir ay öncesi Cihan Alptekin'in anmasında gittik. Orada kafede oturduk. Bora Gezmiş de geldi oradaydı. Bora abi. Orada herkese ben de onu Deniz Gezmişler adına aldım. Onların yiyemedikleri simitler, koklayamadıkları, Nazım'ın geçemediği İstanbul gibi. Çok acıya, acılarla yoruluruz ama gene de affedersiniz umudumuzu yitirmeden o sevgide diyor ya buluşalım, eller birleşsin diyor İlhan İrem. Kimseyi ötekileştirmeden acılarla. İşte mesela bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde köşeyi benim haberim olduğu zaman mesela Adnan Hocam olduğu zaman çok severim. Adnan Binyazar, Köy Enstitüsü'dür. O cuma günleri çıkar Cumhuriyet'te. Bugün mesela Ayşe Hanım'la denk gelmişiz. Ayşe Emel Mesci. Evet. O da çok güzel yazmış bugün. Atol Behramoğlu'nun oyununun İstanbul Belediyesi tarafından hatırlanması gerektiğini, Lozan oyununun. Evet. Tam oraya şimdi bir şey söyleyeceğim. Henüz okuyamadım yazısını fakat Ayşe Emel Mesci, eşi Ali Berktay şehir tiyatrolarında oyun sahneye koydular. Kerbela.
Şimdi Muharrem'in başı diyoruz, işte sabah yayına girerken söyledik ya. Evet. Muhteşem bir oyundu. Günümüz devam ediyor. Muavi Yezidlerle. Selam olsun, sevgiye. Çok teşekkür ediyoruz Mel Seçen, programımıza katıldığınız için. Ediyorum. Sevgili izleyiciler, bugün biz programımızı Seda Öz, Müjgan Korkmaz, Yusuf Çakmak, Uğur Özalp, Ömer Acar, Sertaç Çelik ve yeni yönetmenimiz Zeynep Eşin'le birlikte hazırlayıp sunduk. Yarın sabah saat 8'de karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.